Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Şu anki analiz konumuz Loopring. Loopring ile ilgili ben en son 2 hafta önce bir analiz çalışması yapmışım. Ve 2 hafta önce arkadaşlar, bakın çalışmalarımdaki en son direnç noktasına kadar gelmişti. Ben işin gerçeği Loopring ile LRC'de artık yukarı yönlü hareket değil de aşağının daha önemli olduğunu, aşağı gelebileceğini söylemiştim. Aşağı gelmiş mi? Tamam, gelmiş. Çizdiğimiz aşağıdaki destekleri gelmiş arkadaşlar. Bak, temas etmiş ama ondan sonra aşağı gelmeyi bırakın, tekrar oradan bir daha fırlamış. Oradan bir daha tepki alım yapmış ve fırlamış. Bakın Loopring ne yapmış? 2 hafta önce analiz yaptım ama arkadaşlar, şunu söz veriyorum. Şu an çizdiğim direnç noktasını kırar ise ve kalıcı olursa, gerekirse 3 gün sonra bile olmuş olsa 3 gün sonra tekrar analiz yaparım ama bana hatırlatın videoda. Özellikle bu kriptoyu alan arkadaşlar bana söylesin. Özellikle not da düşsün. Hocam sözünüz vardı, bize önceliği alacaktınız deyin. Kesinlikle bir daha bakarım buna. Aradan 3 gün bile geçse önemi yok. Yeter ki yukarıda kanalı kırsın. Çünkü bunu yapıyorsa zaten analizi hak ediyor demektir arkadaşlar. Daha ne olacak? Bakın. Bakın şu kadarlık süre zarfında 27 Ekim, 10 Kasım, Ekim-Kasım, evet Ekim-Kasım, evet arkadaşlar. Yaklaşık olarak ne? 2 hafta demeyeceğim. Evet, 2 hafta. 2 haftada ne yapmış? 2 haftada şunu yapmış. Neredeyse 10'a katlamış. Neredeyse 9,70 kat. Neredeyse her güne neredeyse %70 oranında artmış yani. Analizi hak ediyor mu? Analizi kesinlikle hak ediyor arkadaşlar. Hak ediyor yani. Ama ok gibi de fırlatmışlar. Şunu tekrar söylüyorum. Bakın. Loopring düzeltme yaparsa çok sert yapar arkadaşlar. Ciddi şekilde sert yapar. Kayıplara neden olabilir. Aşağıdan alanlar için, maliyeti aşağıdan olanlar için hiçbir sıkıntı yok da, yukarıda ilk defa bu kripto gidiyor, biz de alalım diye alırsınız. Sonra bir düzeltme yapar, sert düzeltme yapar. Çok ciddi şekilde zarara uğrayabilirsiniz. O yüzden dolayı söylüyorum. Yoksa tabii aşağıdan alanlar için hiçbir sıkıntı yok. Onlar için ne yapmış? Paralarını 2 haftada neredeyse, 2 haftada neredeyse 10x yapmışlar. Daha ne olacak onlar için? Sıkıntı olmaz. İstedikleri her noktada satabilir onlar için ama ilk defa maliyet denenler için sıkıntı oluşturur. Tekrardan söz veriyorum. Loopring eğer şu anda şu çizdiğim direnci kırıp üzerinde kalıcı olursa, tekrar gerekirse bir gün bile geçse tekrar analiz yaparız. Siz hatırlatın ama bana yeter ki. Loopring'in yukarıda yapabileceği maksimum potansiyelleri şu an için vereceğim. Beni yanılttı ama dediğim gibi aşağıya da çok dikkat edin. Çünkü ana desteklerinden çok uzakta, bilginiz olsun. Yapacağını yapmış, kazandıracağını kazandırmış. Birilerine inşallah alan takipçilerimiz de vardır. Yukarıda karşılaşacağı direnç noktası 2,99. Hatta 3 diyebilir miyiz oraya? 3 diyelim biz. 3. 3'ü kırması durumunda yukarıdaki karşılaşacağı bir sonraki direnç noktası 4,64. 4,64'ü de kırarsa işte size söz verdiğim nokta. Üzerinde yeter ki kalıcı olsun, tekrardan analiz yaparım. 7,13. Bir de şunu merak ettim. 7,13 yaparsa ne kadarlık bir yükseliş yapmış olur? Yaklaşık olarak 16x. Evet, 16x'ten fazla, 16 kattan fazla. Yani başka bir şey demiyorum. Bravo yani. Vallahi bravo. Çünkü analizi hak ediyor arkadaşlar. Bu tarz kriptolar analizi hak ediyor. Aşağıdaki destek noktaları 2,30. Kırılması halinde bir sonraki destek noktası 1,84. 1,84 desteği de kırılırsa bir sonraki desteği 1,36. Daha aşağısı var mı? Tabii ki daha aşağısı var. Yani şu andaki yerinde neredeyse %46 kayıp. İşte arkadaşlar, demek sebebim bu. Eğer düzeltmeyi yakalanırsanız çok ciddi oranda kayıp yaşayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi bu noktadan alacaklar için, yeni alacaklar için korkarak aldılar ama aşağıdan maliyetlenenler için hiçbir sıkıntı, dert yok. Gidebildiği noktaya kadar giderler. Belli noktalarda satış korlar ama güzel yükseltiyorlar ya. Vallahi güzel yükseltti. Bak, yeni kanalı burası işte arkadaşlar. Yeni kanalı burası. Yeter ki burada tutunsun. Burada tutunsun, daha da güzel şeyi yapabilir. Evet, LRC'yi tekrar yazalım. Samimiyetle söylüyorum, bu kadar yapacağını ben de düşünmemiştim yani. O kadar üst kanala geçebileceğini falan ama paraya basınca geçiyor demek ki. Paraya basanlara sormak lazım. 4,64. 7,13. 7,13'ten sonra kalıcı olursa bana tekrar sorun. Kesinlikle önceliği alacağım yani. 2,30. Ama gene de dikkatli olun arkadaşlar. Gene de dikkatli olun. 1,84, 1,36. Evet. LRC için söyleyeceklerim bu kadar. Farklı bir analize görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videolara like'ınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Abone olarak ve bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Tekrardan görüşürüz. Hoşça kalın.